Çalıkkan canavar gibi oynamaya aynen başladı. 31 atmış. 31 attı dün gece. Ben seyretmedim. Öbürünü seyrettim de. O kariyer rekoruydu. 34 sayı attı. 34 o acayipti. 9'da 7 üçlük attı falan. Yani böyle acayip hissetti. Yani sahada Harden'ı, Lillard'ı falan görür gibi oldum. Yani getirip 8-9 metreden adamın üstünden. Öyle hissediyordu yani taraftar falan. Evet. O inanılmaz bir havaydı. O kariyer maçı diyoruz ya işte o kariyer maçı. Yani hani kariyer rekorunu kırmasından çok. Orada yaşanan atmosfer, seyircinin onunla, şeyin bench'in onunla, evet, arkadaşların onunla. Yani o harika bir görüntüydü. Yani hani uzun süredir Memo'dan, Hido'dan beri böyle hissetmemiştim işin doğrusu. Çok çok iyiydi. Ama tabii gün gelecek yine top atamayacak. Gün gelecek bir sayıda kalacak. Playoff'ta süre alamayacak. Olabilir yani bunlar. Artık kendini ispatladı ama... Evet. Yani takımın franchise player'ı olmadığın zaman bu inişler çıkışlar olacak. Bunlara kendini psikolojik olarak hazırlaması lazım. İyi yaptığı şeyleri yapmaya devam etmesi lazım. Sıra gelmediği zaman küsmemesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Bazen çünkü bench'teyken insan keşke ben olsaydım şunu yapardım der, kurar. Ben niye değilim? Bak şimdi tam benim oynama zamanım der, bekler. Yani bu çok doğaldır oynamayan. İşte dün Quaresma yine sahanın en kötülerinden biri. Çıkarken yine Messi'yi çıkarmış gibiydi Sayın Çapa. Yani oyuncu, sporcu hep bunları yapar ama çok bir kere çok olgun bir çocuk. Yani Furkan harika yani harika bir evlat yetiştirmişler bir kere yani. Ben birkaç seyahatte Efes'teyken kendisiyle sohbet etme fırsatı buldum. O yaştaki bir gençten beklenmeyecek derecede olgun ve yapacakları, sıralaması, hedefleri konusunda da çok kesinli ve o yolda da yürüyor. Yani hiçbir zaman bence değil, Furkan'ın zaten tutunamayacağı konusunda şüphem yoktu. Bir tek Furkan'ın takım seçimi konusunda şüphem vardı. Ama tabii Butler'ın gidişi, birkaç trade işte bir anda resim değişiveriyor ve o da bu fırsatı mükemmel kullandı. Biz de tabii... Kazıyarak aldı yani bu dakikaları, onu bu söyleyeyim. Bu milli takım sürecinden ben takip ettiğim için samimi olma fırsatımız tabii da oluyor, sen, konuşma fırsatımız oluyor. Milli takımla seyahatler aynen yaptın. Aynen öyle. Bir kere çok sempatik, çok alçak gönüllü, çok iyi bir insan, yaptığı işi seven, çalışkan bir insan. Başka türlü aynen barınamazsın orada yani. Çok mütevazi bu arada. Zaten o 34 sayılık maçtan sonra da konuştuk onunla. O da... Ama bunu şunu sen konuşursan söyle, bu bir başlangıçta. Yani bu oldum değil. Yani eğer bir Hido Memo olmak istiyorsa bizim için, ki biz onu çok istiyoruz oralarda görmek. İşte o final serileri, işte All-Star, Memo şampiyonluk yüzüğü var Memo'nun. Evet. All-Star'ı var. Hido'nun belki bir tane o Courtney'li o aleyupu kaçırmasa finallerin MVP'si olacak, şampiyon olacak. Orlando Lakers serisi. Rahmetli Kobe'ye yaptığı blok hatırla. Evet evet. Toprağı bol olsun. Yani oralara gelmek istiyorsa daha çok uzun. Bence ama her farkında. Gün ona çalışacak. Furkan her gün ona farkında. Konsantre yani. Olacak. Tabii bir de oraları yakalamak dediğim gibi yani bu biraz da şans. Anlatabiliyor muyum? Mesela Hido'nun Orlando'da yakaladığı Dwight Howard'la o kadro. Hido'ya verdiler direksiyonu. Memo'nun Detroit'te tüm zamanların en enteresan takımlarından biriyle daha rookie'ken, çaylakken başlayan yolculuğu, sonra Utah'da çok iyi bir koçla, çok önemli oyuncularla oynaması. Yani bunlar da biraz hani nasıl diyeyim, sporcu şansı oluyor. Yarın öbür gün Philadelphia'nın acayip bir takasla başka bir yöne gideceği, Furkan'ın başka bir yöne gideceği günler de gelebilir. Olabilir tabii ki. Anlatabiliyor muyum? Yani kendini mesela şu andaki Golden State gibi bir takımda bulabilirsin. Yani ne yapsam boş bana sorarsan. Veya işte Cedi'nin yaşadığı, çok tabii iyi bir Cleveland'a gitti, LeBron'la oynadı. İnanılmaz yerlerde daha gencecik yaşında önemli işler yaptı. Final serileri vesaire. Ama bir anda Cleveland bambaşka bir yola gitti. O mesela yaşıyor şu anda. Yani şimdi
30 sayı atsa Furkan'ın attığı kadar etkili olmayacak. Çünkü Philadelphia bir yere oynuyor, bir şeye oynuyor. Hı hı. Ya bizim için olacak, yanlış anlama. Yani ben Cedi bir, yani Cedi zaten öyle bir oyuncu da değil yani, ikisi farklı oyuncular. Yani ben Cedi'nin reboundına, top çalmasına, asistine, anlatabiliyor muyum? Onlara daha çok konsantreyim baktığım zaman. Hani hatta 35 sayı atsa kaçırabilirim gözden. Hani hı hı. Çok samimi söylüyorum yani, atabilir de. Ama benim için diğer taraflar önemli. Dakikası önemli. Evet. Dakika lideriydi bir süre. Ya Furkan başka bir oyuncu. Onun hı hı. attığı sayı yüzdesi işte 11'de 6 üçlük atmış. 9'da 7 üçlük atmış. Sağ içi %45 ile oynuyor şu evet. anda falan gibi şeyler orada bakıyorum. Yani o istatistiklere bakıyorum. Ama yolları açık olsun. Ama daha çok uzun yolları var. Philadelphia'nın Furkan'a inancını da şöyle anlatayım abi. Sezon öncesinde milli takım Çin'e gitmeden önce yine konuşuyorduk Furkan'la. Açıkçası geçen sezon onun alışma süreciydi NBA'ye. Tabii. Daha sonrasında yeni sözleşme imzaladı Philadelphia'yla. Söylediği, ben de abi aslında beklemiyordum dedi Philadelphia'yla sözleşme imzalamak. Yani şuraya geleceğim, Philadelphia'nın aslında Furkan'a inancının ne kadar doğru olduğunu da şimdi görmüş olduk. Tabii. Attığı, süre aldığı, maçtaki süreleriyle attığı sayılarla görmüş olduk. Ya inşallah devamı.